Hazro'da babam anlatırdı rahmetullahi aleyh. Geliyorlarmış. Dikenler var ya, çalı dikenleri. Yola mesela o dikenleri seriyorlar. Sonra orada işte erkeklerin hepsini ayakkabılarını çıkartıyorlar. Yalın ayak bir şekilde o dikenlerin üzerinde koşturuyorlar. Geçmişi bu olan. Hala bile ya bu seçimde bile bazı sözcülerinin başa geldiğimiz zaman tarikatları kaldıracağız, cemaatleri dağıtacağız, Kur'an kurslarını dozerlerle yıkacağız dedikleri bir dönem. Ben bir lokma ekmeğe de razıyım. Ama bu Kur'an benim önümde dursun. Bu kitap benim önümde dursun. Bu ilim, bu eğitim, bu medrese devam etsin. Bu zikir halkası kurulabilsin. Yani bak burada kaç senedir hatme yapıyoruz. Hiçbir gün polis gelecek basacak diye bir endişe geçti mi kalbimizden? Yok. Vallahi ben Mecidiye'de hatırlıyorum. Daha önceki dönemi diyorum. Yani bazen leblebiyle, nohutla hatme yapıyorduk. Taş, hatme taşı var ya, suçtu biliyor musunuz? Yakalandığı an bir yerde tarikatçılık, dergahçılık, işte irticai faaliyet diye hatme taşları suçtu ya. Bu yüzden Müslüman olan, kendisini Müslüman olduğunu söyleyen, İslami bir yapıda olduğunu söyleyen herhangi bir kişi, bir şahıs, bir cemaat, bir hoca, bir şey hiçbir şekilde bu İslam karşıtlarıyla, İslam düşmanlarıyla aynı safta olamaz, olmamalıdır. Mürşid-i Kutbu Seyyid-i